Olimpiyat ateşi mükemmel bir açılış seremonisi ile birlikte Londra'da yandı. Lisans hakkı sahibi firma Sega da doğal olarak olimpiyatların resmi video oyununu satışa sundu. Bakalım London 2012 The Official Video Game of the Olympic Games uzun ismi kadar ihtişamlı bir yapım mı? Londra 2012, oynanış anlamında serinin daha önceki oyunları gibi yine zamanlama odaklı. Yani bu açıdan bakıldığında Londra 2012'yi spor oyunlarının bir gitar hero'su ya da rock band olarak tanımlayabiliriz. Özellikle trambolin ve platformdan atlama disiplinlerinde yapmanız gereken tek şey doğru zamanda doğru düğmelere basmak. Disiplinlerden bahsetmişken Londra 2012'de 45'ten fazla farklı oyun seçeneği olduğunu belirtelim. Atletizmden atıcılığa, kanodan masa tenisine ve plaj voleyboluna kadar bolca seçenek mevcut. Her oyundan önce de küçük bir eğitim bölümü bulunuyor ve bizce bu yararlı eğitim bölümlerini sakın göz ardı etmeyin. Aksi takdirde diskleri alakasız yerlere fırlatabilir veya yüksek atlamada çıtaya toslayabilirsiniz. Turkey lead the way. Second, China. In third place, France. Londra 2012'nin grafikleri kusursuz olmasa da yeterince tatmin edici. Yani en azından sporcuların yüzlerinden mutluluklarını veya fiziksel olarak zorlandıklarını anlayabiliyorsunuz. Ancak asıl büyük etkiyi sesler ve spikerler yaratıyor. Seyircilerin önemli ve heyecan dolu bir anda verdikleri tepki, spikerlerin fazlasıyla başarılı anlatımıyla birleşince kendinizi bir anda oyun kumandasının düğmelerini parçalarken buluyorsunuz. Diğer yandan Londra 2012'yi oturduğunuz yerde düğme eskiterek oynamak zorunda değilsiniz. Oyunda Kinect ve Move desteği bulunuyor. İşte bu noktada da Londra 2012 daha önce karşılaştığımız hareket sensörü destekli spor oyunlarına dönüşüyor. Örnek olarak kanoda sanki gerçekten kürek sallıyormuş, cirit atma dalındaysa en doğru noktada atış yapıyormuş gibi davranıyorsunuz. Yalnız bizden size tavsiye, cirit atma dalında Move kumandasının ipini bileğinize sıkıca geçirdiğinizden emin olun. Ne olur ne olmaz. Huge ovation from the stands as well. That was a stunning performance. Oyundaki modlara gelecek olursak, Olympic Play kısmında tahmin edeceğiniz üzere olimpiyatlarda gün gün elemelere ve finallere katılarak altın madalyayı almaya çalışıyorsunuz. Events Play modunda oyunların sıralamasını kendiniz belirleyerek bireysel listenizi oluşturuyorsunuz. Party Play modunda ailenizle veya arkadaşlarınızla yarışıyorsunuz. Challenge modunda da en kısa zamanda olimpiyat kurallarının biraz dışına çıkarak sınırları zorluyorsunuz. Bir de çevrim içi taraf var ki, burada dünya çapındaki insanlarla yaptığınız yarışlardaki sonuçlar seçtiğiniz ülkenin toplam puanına ekleniyor. Sonuçta da sanal ortamda en başarılı ülkeler sıralanmış oluyor. London 2012 The Official Video Game of the Olympic Games, yani Londra 2012 Olimpiyat Oyunlarının resmi video oyunu, adı kadar uzun süre oynanabilecek bir oyunmuş gibi görünmüyor. Tek çekici yanı artık hareket sensörü desteği barındırması. Bu açıdan bakıldığında ise Londra 2012 alternatifi çok olan bir yapıma dönüşüyor. Yine de yarışmalar sırasında yarattığı rekabetçi atmosfer, geniş oyun seçenekleri ve olimpiyatların ruhunu iyi yansıtması sayesinde Londra 2012'de altın madalyayı almak insanı gururlandırmıyor değil.